Ve sevgili izleyenler, bir sektör analiz yayınıyla daha karşınızdayız. Bugün neyi konuşacağım sektörlerden? Tekstil. Aslında biz bayanları çok yakından ilgilendiren, aslında yakından tanıdığımız markalardan bir tanesiyle birlikteyiz. Sektöre genel bir bakış atacağız. Sonrasında da sektör içerisinde Eli'nin yerini bulacağız. Yani bugünkü konum Eli'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Avukat Ali Acar burada. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi tekstil tabii benim aslında en çok ilgilendiğim, çok uzun yıllar önce çok uzun uzun tekstil yayınları yaptığım için hani biraz konuya vakıfım aslında, öyle diyelim, ama izleyenler de bize katılacaklar. Marka değerine bakacağız. Marka olma yolundaki yolculuğunuza bakacağız. Fakat tabii önce sektördeki sorunlarla başlamak istiyorum. İzleyenler de katılacaklar. Önce onu hatırlatayım, kısacık onu unutuyorum. Sektöranaliz@media.com bize ulaşacağınız adres, telefon numaralarımızı şu anda yönetim ekranlarınıza getirecek. Bütün soru ve görüşlerinizle birlikte bize katılacaksınız. Avukat kimliğinizi de kullandım. Sonuçta en son herkesin bir avukata ihtiyacı oluyor. Evet. Ve bu alanda da çok etkinsiniz. Biraz başarı hikayenizi okudum. İnanamadım. Böyle okulları hani kısa kısa bitirip böyle hızlı hızlı böyle hap hap programlarla çabuk çabuk okulları bitirip çok iyi bir mevkiye gelmişsiniz. Ama tabii bundan önce sektör yayını olduğu için yayınımda hak verirsiniz ki bir Eli Grup'la başlamak istiyorum. Tekstildeki sorunlar, ülke ekonomisindeki tekstilin yeri, sizin bakış açınızda bir başlayalım. Sonra sorularla devam ederiz. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen değerli dinleyicilere buradan şükranlarımı sunuyorum. Cem TV ailesi olarak bu ikinci programım. Öyle mi? Daha önce seçim dolayısıyla buradaydık. Siyaset. Cem TV evet, ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten biz 94-95 yılında eğitim dolayısıyla İstanbul'a gelmiş ve burada da tabii ki tüm Anadolu insanı gibi geçimimizi ilk başta tekstil diyerek bu işe bismillah dedik, adım attık. İlk başta biz bayan çantası üretiminde yaklaşık 10 yıllık bir süre zarfında bu bayan çantası üretimini yaptık. Aynı zamanda da merkezi Laleli'de olan satış noktalarımız vardı. Ama şimdi sizden önce bir tekstile bakalım. Sonra Eli Grup'a bakacağım. Ama tekstil bir dönem çok şaşalı geçirdi ömrünü, vaktini. Ve ülke ekonomisine de çok ciddi katkılarda bulundu. Hem yarattığınız istihdam, hem yapılan ihracat rakamları göz önünde bulundurulduğu takdirde iyi bir noktadaydı. Fakat sonra yine geçmişte yaptığım yayınlardan hatırlıyorum. Sonra sıkıntılı bir sürece girdi. Öyle bir döneme girdi tekstil. Şu anki mevcut durumunu, sektörün genel durumunu nasıl algılıyorsunuz? Şimdi sektör tabii bir ara sizin de dediğiniz gibi zirve yaptı. Türkiye'deki sadece çalışan işçi sayısı açısından tekstil ciddi bir istihdam sağlıyordu. Evet. Bu noktada mevcut iktidar partisinin de politikalarında burada etkili olduğunu düşünüyorum. Şu andaki mevcut durum hükümetimizin tekstili önemsemediğini, tekstili bir atıl duruma getirerek tabiri caizse burada bir dezenformasyon yaratıp sanki ilgili bölgelerin belli bir kitlenin, zümrenin tekelindeymiş gibi bir algı yaratıldı. Hı hı. Bu da özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan kopmuş işsiz güçsüz insanların yaptığı aslında temel bir işlev olması gerekçesi gibi yansıyor. Bunu şahsım olarak şu anda gelinen nokta tabii ki küresel bir kriz var. Bu kriz vesilesiyle de tekstil piyasası ciddi anlamda etkilenmiş bulunmakta. Hükümetimiz yaklaşık 2 yıl önce bir teşvik yasası çıkardı. Evet. Bu teşvik yasasından bir iş adamlarının ve işte yatırım yapacak olanların bir nefes almasını sağlayacak bir adımlar attı ama yeterli adımlar değildi. Hı hı. Mesela bunlardan birisi benim bölgem olan Adıyaman bölgesinin 5. bölge diye nitelendirilmesi. Burada bir eşitlik ilkesinin de hilali gibi gözüküyor. Ne demek yani? Ben şimdi biliyorum tabii bölgesel teşviklerin ne anlama geldiğini, çok uzun yayınlar yaptığım için ve bu teşviklerin neyi kapsadığını detaylı olarak biliyorum. Ama tabii izleyen
gözüyle de, yani herkesin anlaması üzerine kurgulu bir program bu, öyle varsayalım. Şimdi 5. bölge Adıyaman. Siz de orada ciddi bir büyüklükte, tam metrekaresini bilmediğim bir fabrikaya sahipsiniz. Hatta iki mi? Orada bir tür İstanbul'da bir, iki. Ha. Bir fabrikamız tamam, var. Orada bir tane fabrikanız var. Ve 5. bölge diye nitelendiriliyor teşvik anlamında, değil mi Adıyaman? Evet. Ne demek bu? 5. bölge demek yarı oranında çalışan personelin katkı payısı dediğimiz devlet tarafından karşılanması. Bu da yaklaşık olarak bir şahıs başına 200 TL gibi oranda bir ücret ödeniyor. Şu andaki mevcut sigorta, bir vatandaşın asgari sigortası 450 TL gibi bir ücret ödüyoruz. Hı hı. Ama baktığımız zaman 6. bölge olmuş olsaydı devlet tamamen işveren payını da ödüyor. Burada tamamen 0-1 sigortayla yatırımcı karşı karşıya oluyor. Dolayısıyla burada baktığımda çok cazip, 5. bölge çok cazip bir şey sunmuyor. Çünkü Adıyaman'ın da konumu itibariyle aslında baktığınızda Mardin, Urfa, işte bu bölgeler arasında hem coğrafi olarak komşu hem de ekonomik kalkınma olarak bunlardan çok üst düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Dolayısıyla siz yatırımcı olarak kendine ait, kendine yakın, dokunabileceğiniz ve en azından yatırım yapacağınız insanların size ilgi duyacağı noktalara gidiyorsunuz. Dolayısıyla biz de böyle yaptık. Ciddi bir eşitsizlik olmasına rağmen biz de 50 markasıyla burada yaklaşık 1,5 yıldır Adıyaman'da yatırım yaptık. Ama gerçekten buradan daha ciddi yatırımların gelmesi için Adıyaman'ın da 6. bölge noktasında değerlendirilmesi lazım. 6. bölge olması gerekiyor. Bununla ilgili girişimlerde bulunuldu mu? Bununla ilgili zaten bu teşvik kapsamında çok girişimlerde daha önce de ciddi anlamda sivil toplum örgütlerinin baskısı vardı. Buradan bir sonuç çıkmadı. 5. bölge olarak çıktı. Zaten ciddi bir yatırım daha gelmedi. Bizimle birlikte aşağı yukarı... Peki 6. bölge olsa çok fark edecek mi bu yatırım ciddi sizce? Ciddi anlamda bir yatırım geleceğini düşünüyorum. Öyle mi? Evet. O zaman bunu değerlendirme. Şimdi biz benim yayın felsefemde hani sorun odaklı değil, çözüm odaklı olması. Biz burada hani problemlerimizi konuşurken çözüm önerileriyle geliyoruz. Bütün yatırımcılar ve buraya gelen bana iş adamları, isminden de anlaşılacağı gibi sektör yayını ve sektör CEO'larıyla yayın yapıyorum doğal olarak da. Biz hep böyle çözüm önerileriyle gidiyoruz ki şimdi siz de söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Adıyaman 5. bölgede teşvik anlamında. Evet, yatırımlar var ama kayda değer değil. Neticede hem göçün engellenmesi adına hem o yörenin, o bölgenin gelişmesi adına bu yatırım, bu teşvik kapsamının değiştirilmesi 6. bölge olması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Tam olarak bu şekilde. Kesinlikle. Ve böyle de çok fazla gelecek diyorsunuz, inanıyorsunuz. Bu anlamda da gerekli adımları atmışsınız gibi anlıyorum. Daha önceki teşvik çıkmadan önce iş adamlarımızın oradaki atsa olsun ciddi anlamda bir baskısı olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada bu yasa çıktıktan sonra da herhangi bir girişim bulunulmadı. Hı hı. Yatırım da zaten fazla bir çekim merkezi haline gelmediği için açıkçası oradaki organize sanayi bölgesi şu anda yarı demeyeceğim %40'lık bir kapasiteyle çalışıyor. Bu hem buraya da yatırım için gelen, yurtlarından gelen, işte bir ekmek için bu metropollere gelen vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu olması anlamında hükümetimizin bu teşvik yasasını evet doğru buluyorum ama eksik buluyorum. Eksik buluyorsunuz. Evet, yani yerinde istihdamı elzem olarak gerekli görüyoruz. Buradaki baktığımız zaman yaşam standartları, ücret koşulları, bireyin sosyal çevredeki yaşamı ciddi anlamda hem bireyi mutsuz ediyor hem çalışanın da üretme anlamındaki iş performansını düşürdüğünü düşünüyorum. Evet. Kişi kendi bölgesinde istihdam edilirse ve kişi orada çehresiyle var olup çehresiyle bütünleşirse çok daha doğru, faydalı olacağını düşünüyorum. Peki genel olarak bakıldığında Adıyaman'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Keşke hani önceden konuşma fırsatımız olsaydı. Ben bütün yayınlarımda ticaret ve sanayi odası başkanlarını da misafir ediyorum. Telefon bağlantıları yapıyoruz hemen hemen hepsinde. Bugün de Adıyaman Ticaret Odası'na bağlanırdık. En azından oldu, bize destek verirdi. Artık bir dahaki yayına inşallah diyelim. Genel olarak oraya baktığımız zaman geçim kaynağını düşünürsek,
sanayi bölgesi diyebilir, yani sanayi diyebilir miyiz, yoksa ne bileyim başka bir şey mi var? Şimdi Adıyaman zaten iş gücü, bu mevsimlik işçi denilen, gerçekten de bu meclise de yansıdı. Ciddi anlamda sorunları olan bir bölgemiz. Hı hı. İş potansiyeli olarak ciddi anlamda personel mevcut, ama baktığınızda dediğim gibi yani %1 organize sanayini düşünün. Bu teşvikten önce de vardı. Yaklaşık sanırım 15-20 yıllık bir bölge. Hı hı. Bu bölgede %40'lık bir oranla çalışan bir tekstil piyasası var. Orada ağırlıkta tabii ki organize sanayi bölgesi var. Ben bunun yetersiz olduğunu, bunun çünkü buradaki hem mevcut teşviklerin yetersizliğinden dolayı bu noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Adıyaman açısından baktığımızda Adıyaman'ın sanayi bölgesi diyeceğimiz aslında ciddi bir kalkınmış şey yok. Bu yüzden de biraz önce eleştirirken 5. bölgede olmamız Adıyaman açısından haksızlık olarak görüyorum. Yani bunun bizi izleyen değerli milletvekillerimiz aracılığıyla da bugün grup başkan vekilimiz var. 4 milletvekilimiz de AK Parti'den. Aslında bazen baktığımızda siyasal anlamda Adıyaman yeterli desteği vermiş durumda. Madem Adıyaman bu desteği veriyorsa gereksiz ilgiyi de görmesi gerekiyordu. Burada bir karşılıksız bir şey gibi gözüküyor. Ama dediğiniz gibi Adıyaman bugün turizmiyle öndeydi. Yaklaşık 90'lı yıllarda Adıyaman deyince Nemrut akla gelinirdi. Tabii. Ama bugün o da bitmiş durumda. Adıyaman'ı çekim merkezi haline getirmek için insanların orada yerinde istihdamı sağlayacak politikaların bölgeye sirayet etmesi gerekiyor. Bu birazcık da iş aslında şeyde. Ulaşım açısından da öyle. Her yani. Zaman da hani yetkililerden ben de söylüyorum mutlaka. Evet, ama o bölge, yöre halkının ya da doğru yerlerdeki, mercilerdeki insanların ya da iş adamlarının da el ele vererek kendi yaşadıkları bölgeye yatırım yapması, katkıda bulunması gerekiyor. Hani sadece beklemekle de değil, birazcık da bizlerin de bir şey yapması gerekiyor diye düşünüyorum bir yandan. Ama biz burada neticede kendi isteklerimizi, düşüncelerimizi dile getiriyoruz ki birilerinin kulağına kar suyu kaçırabilelim. Tekstilde hep böyle şeyden bahsederdik. Hatırladığım kadarıyla eskiden de vardı. Şimdi biraz azalmıştı falan ama son durumu da bilmiyorum. Merdiven altı. En büyük sıkıntılı, yani sektörün, bütün sektörler içerisinde bu anlamda en sıkıntılı tekstil sektörüydü. Merdiven altı anlamında. Buradaki son durum, gelişmeler ne? Şimdi merdiven altı tabiri caizse sistem dışı. Aslında söylediğiniz durum. Hı hı. Halen Türkiye'de bu ciddi anlamda mevcut. Çünkü karşılıklı olarak devletin getirdiği yükümlülük açısından ciddi olarak bir yükümlülük söz konusu. Bu nedir? Burada biraz önce bahsettim. 450 gibi 800-850 lira asgari ücret alan bir vatandaşımıza 450 lira gibi işverenin ödediği bir sigorta primi var. Gerçekten bu Türkiye koşullarında kaldırılamaz bir yük getiriyor. Dolayısıyla burada bir sistem dışına itmeyi teşvik eden bir yapı var. Aslında bu yapıya devletimiz göz yumdu belli bir süre oranda. Bu sefer bazı dönemler olarak bu sıkıştırılıyor. Bir ciddi anlamda bir denetimler yapılıyor. Ama yetersiz bu denetimler. Bana göre denetimlerden önce kişinin ödeyebileceği, mevcut piyasa koşullarında rekabet edebileceği bir bedelin belirlenmesi ve tümünün de kayıt altına alınması gerekiyor. İşte görüyoruz, işçi ölümleri oluyor, iş güvenliği yok. Ciddi anlamda Türkiye'de halen belki iş güvenliği açısından en son ülkelerden biri. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen hem dünya konjonktüründe istediği noktaya gelmesi, hem de burada rekabet edilebilirlik ilkesi gereği Türkiye'nin işverenin sırtındaki yükümlülükleri biraz azaltıp merdiven altı tabiri dediğimiz sistem içine alıp hem de biraz önce bahsettiğim gibi hem üretime katkı sunacak bir yapıyı oluşturması gerekiyor. Milenyum çağındayız. Türkiye bana göre bu merdiven altı tabiri dediğimiz durumlar yakışmıyor. Evet. Bir an önce
ilgililerin hem burada siz bana yaşamı zorlarsınız, ben de kendime yaşam bulacak bir yer ararım, bulurum. Dolayısıyla bunu böyle bakmak gerekiyor. Yani merdiven altı dediğimiz sistem dışı olan durumlar, hatta sistem dışı değil de gidiyorsun bakıyorsunuz. Yani yaşanılmayacak yerlerde işte hem üretim yapılıyor hem yiyecek veriliyor bunlara. Bunu doğru bulmuyoruz. Bir an önce ilgililerin işvereniniz üstündeki yükümlülükleri, işte ödevleri azaltıp en azından bundan sıyrıp onlara gerekli yaşam alanlarını sunması gerekiyor diye Peki, düşünüyorum. Peki iş güvenliği şu ara çok konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi ki biraz önce haberlerde de biz bir tanesini daha verdik. Arkadaşlardan bu arada telefon bağlantılarımdan bir tanesini de istiyorum ilk bölümde. Biz her yayında, benim her yayınımda bir yandan da ekonomi finans yayınlarıydı. Eskiden ben daha uzun saatler yayın yaparken ufak ufak azaltarak şimdi sadece sektör yayınları yapıyorum ama benim finans bacağım bilen yatırımcılar da ve izleyenler de tabii ki o anlamda da bilgilenmek istiyorlar. Aslında sizi de ilgilendiren bir sektör ama ne kadar içindesiniz, ne kadar ilgileniyorsunuz telefondan sonra soracağım. Şimdi evet, hükümetin veya yetkililerin aslında işverenin sırtından yükümlülüklerin bir kısmını alması ya da paylaşması icap ediyor ama dediğim gibi çok fazla iş adamıyla da yayın yaptığımdan ötürü biliyorum ki bu anlamda da sizlerin üzerine düşen ödevler ve görevler var. Bu anlamda siz ne noktadasınız? Yani şimdi iki tane fabrikanız var. Aşağı yukarı ne kadar kişi çalışıyor toplam? Bilmiyorum şimdi, şu anda rakamlarınızı. Bak mesela güzel 150 bir yerde çalışıyor. Güzel, 150 bir yerde mi? Güzel bir noktaya parmak bastınız. Biraz önce merdiven altı tabir ettiğiniz durum. Adıyaman açısından %100 kayıt içi personelimiz var. Oldukça, evet. Aslında denetime gelen ben yaklaşık 10 yıllık da bir iş adamlık sürecim var. Bu süre zarfında gelen denetime gelen şahısların %60'lık bir denetimi fevkalade yeterli bulduklarını söylüyorlar. Hı hı. Yani bir iş yerine i̇ş gittiğimizde... İş o insanın kendi sorumluluğuyla alakalı bir işte şey değil mi? İş adamlarının. Ben bir iş yerine gittiğimde ben denetim gelen elemanlar diyor ki biz %60 bir sayıyı yakalarsak bu Türkiye koşullarından doğru bir işverendir diyorlar. Hı hı. Ama ben buradan gönül isterdi ki her çalışanın yasa kapsamında ciddi bir külfeti var. Ben aynı zamanda avukatım da. Evet. Gerçekten Allah korusun bir iş yerinde bir kazaya eğer işçi bir kaza olursa veya herhangi bir ölüm olursa işveren sırtında ciddi bir yükümlülükler var. İşveren belki bunun farkında değil. Aslında hani ben 50 liradan kaçınayım derken belki milyarları bulacak ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada bizim 50 grup açısından işte teşvikten yararlandığımız Adıyaman'da %100 bir kapsam içinde bir personelimiz var. Burada da %80 civarında bir yasal çerçevede biz çalışanlarımızın güvence altındaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten buradaki asgari işte işveren payının ödenmeyecek noktada olduğunu iddia ediyorum. Bunu ilgililerin sizin aracılığıyla da çalışan her kişinin gerçekten burada işte biliyoruz işsizlik sigortasında büyüyen ciddi rakamlar var. Bu rakamlar neye kullanılıyor? Türkiye'de bu rakamı doğru talep edip kullanmayan bireylerimiz de var. Tabii. Dolayısıyla hükümet buradaki bu oranı biriktirecekse en azından bunu işverenin sırtından almasını talep ediyorsunuz. Evet. Tamam, buna tekrar geleceğiz. Telefonumuz hazırmış. Sonrasında sizle de konuşacağım mevzulardan bir tanesi demiştim. Forex. Bilmiyorum biliyor musunuz Forex piyasasını? Yani bir ara ilgiliydi. Biraz vakıfsınız. Peki Info Yatırım Forex araştırmadan Cem Gönen hattımızdaymış. Cem merhaba. Merhabalar Demet Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim katıldığın için. Tekstil sektörünü konuşuyoruz. Ama ve lakin seninle de Forex konuşacağım. Her pazartesi olduğu gibi. Her pazartesi bize hem haftalık ajandanı vermeye hem içerideki içsel gelişmelerimizin sektöre yansımasına bakmaya ve bir yandan da yatırımcıları yönlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi sözü mikrofonu sana bırakıyorum. Ne bekliyorsun hafta boyunca? Hangisi, nerelerden en çok korkuyorsun, riskli buluyorsun? Detaylarıyla bize anlat istiyorum.
Öncelikli olarak bu hafta yoğun bir hafta olacak. Yeni yıla girdiğimiz bir dönemdeyiz şu an için. Bugün özellikle Amerika tarafındaki, yani Amerikan doları ciddi bir şekilde değerlenmeye devam ediyor küresel piyasada. Yurt içinde de aynı şekilde 2.35 sınırına dayanmış bir dolar TL görüyoruz. Bu hafta aslında piyasalarda sert hareketler görebiliriz. Çünkü hafta ortasından itibaren hem Amerika'da son FOMC toplantısının tutanakları hem de Cuma günü istihdam verileri açıklanacak. Ona bağlı olarak da piyasada sert bir volatilite olabilir. Yani dolar TL'de tekrardan 2.40 seviyelerini görebiliriz. Eğer ki Amerika'da istihdam verileri beklentileri karşılaması durumunda. Yurt içinde ise biraz daha sınırlı ve zor bir hava var. Bugün enflasyon evet beklentilerin altında gerçekleşti ama yurt içindeki para dönme konusunda likiditede bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ben buna tekstil sektörü de dahil olmak üzere. İnşaat sektöründe biraz yavaşlama var eskisine nazaran. Onun için yurt içinde biraz daha riskler fazla. Hem de aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki kriz ortamı, yani bunun da Rusya başını çekiyor. O da bütün piyasaya yayılmış durumda. Konumuz da tekstil işinden. Evet. Dediğim gibi yani özellikle Rusya krizi hem tekstil tarafını hem de yurt içindeki likidite sorunundan dolayı inşaat tarafında büyük sıkıntılar şu an için görünüyor. Doğru. Bunun yansıması evet önümüzdeki 2-3 ay içinde olmayabilir ama 2015 ortası sonrasında yurt içinde bazı riskler ortaya çıkabilir. Peki yatırımcıyı yani genel hatları değerlendirdin ama bizim yatırımcı profilini aşağı yukarı biliyorsun. Kurumsallardan bahsetmiyorum, bireyselleri konuşalım. Hassasım orada biliyorsun o noktada. Hem onları korumaya yönelik hem küçük tasarruflarını değerlendirmeye yönelik bir cümle neye söylersin? Nerede, ne yapsınlar? Yurt içinde olanlar için dolar tarafı yani dolar TL tarafı aslında şu an için biraz daha uygun fiyatlar. Evet yani 2.35 seviyesi biraz yüksek olabilir ama önümüzdeki süreçte Amerikan dolarının değerlenmeye devam etmesi durumunda burada 2.50 seviyelerine en azından bir test etme ihtimalimiz var. Diğer taraftan gram altın, has altın tarafında bir değerlenme olabilir. Çünkü küresel piyasada bir durgunluk var. Bu da fiziki talebi arttırıyor uzak doğudaki. Orada fiziki talepten dolayı altında şu anda 90 seviyesinde ancak tekrardan 100 seviyesine doğru bir hareket yapabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cem katıldığın için. Tekrar önümüzdeki hafta görüşünceye dek sana iyi haftalar diliyorum. Sevgili izleyenler, info yatırım araştırma, Forex araştırmadan Cem Gören hattımızdaydı. Şimdi Ali Acar'a soracağım. Forex aslında kendini hedge etmen için özellikle ihracat yapan firmaların kendini koruyabileceği alanlardan bir tanesi. Ama yönetmenim diyor ki reklam. Reklamlardan sonra sohbete devam edersiniz. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Sevgili izleyenler, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Avukat Ali Acar konuğum demiştim. Eli Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Biz bir de önce tekstil sektörünü konuştuk. Tekstilin mevcut geldiği duruma baktık aslına bakarsanız. Ve en çok korktuğumuz alanlardan bir tanesi de orada daha doğrusu konuştuğumuz. Hep merdiven altından bahsediyorduk. Onları konuştuk. Adıyaman'da bahsettik. Çünkü kendisi hem Adıyamanlı... Değil mi? Hadi, evet. Adıyaman. Hem de Adıyaman'da yatırımları var. Ciddi oraya istihdam sağlayan, fabrika olarak kendi yaşadığı bölgeye yatırım yapan iş adamlarından bir tanesi. Ki ben bu bölümüyle daha çok ilgileniyorum açıkçası. Bunları konuştuk. Merdiven altına baktık. Teşviklerden konuştuk. Teşviklerden bahsettik. Bir cümle toparlıyorum ekranlarını yeni açanlar için. Ali Bey diyor ki biz diyor Adıyaman olarak 5. bölgede oluyoruz. 6. bölgede olursak Adıyaman olarak çok daha ciddi yatırımlar geleceğine inanıyorum dedi bir cümle. Burayı kapattık. Şimdi buradan ikinci bölüm ve bu bölümümüz biraz daha kısa ve yine telefonumuz var. İlk bölümde de Forex'ten bahsettim, onu da dinlediniz. Biz burada özellikle konuşurken ben hem yatırımcılar kendini korusun ama daha çok kurumsallar için aslında bir şeydir bu bölümdür, alandır Forex piyasası. Burada ne yapılabilir? İşte biz burada ihracat yapan firmaların kendini koruyabilecekleri, hedge edebilecekleri, döviz riski taşıyan firmalar için aslında kurgulanmış bir yer olarak konuşuyoruz neticede. Birincisi bu piyasa hakkında bilginiz var mı? Bir kısacık onu öğreneceğim. Şimdi tabii ki son zamanlarda Forex piyasaları ciddi anlamda bizim de hem sosyal yayınlardan izlediğim ve benim de bir dönem ilgilendiğim bir alan.
Ama ben buradan çok bilmeyenlerin Forex piyasasına kesinlikle dokunmamasını yandı istiyorum. Yandı mı canınız? Evet, biraz her bana göre dokunan her bireyinde ciddi bir ihtisas gerektiren bir dal olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de diğer alanlar gibi ciddi anlamda belki bir reklam açısından veya kazanç açısından bir reklamları yapılıyor ama ben bilmeyenlerin dokunmaması gereken bir alan olarak düşünüyorum. Ben şimdi biraz da bu yayınları o yüzden yapıyorum açıkçası. Biraz önce biraz ama, sonra bağlanacaklar. Şunu söyleyeyim. Biraz önce siz ihracattan dolayı kendini koruma anlamından bahsettiniz. Zaten o amaçla kurup tabii ki bu amaçla hani işe işlevsel olarak, işe yarayan mekanizma olarak baktığınızda bugün işte araç sigortaları var. Kendini siz sigorta ettiriyorsun, onu da başka bir yere sigorta ettiriyor. Öyle bir mekanizmanın çalışılması doğru buluyorum. Çünkü işveren bu Türkiye'deki veya dünyadaki hızlı ekonomik değişimleri kaldıracak noktada değil. Neden şimdi bu Ali Bey bu yayınları yapıyorum biliyorsunuz, Forex konuşuyorum. Şimdi bir alan açıldığı zaman bizde, şimdi bir yatırımcı profili var ki hem çok heyecanlı hem bilgisiz hem de çok kolay yoldan, kısa yoldan para kazanmak istiyor. Şimdi bu insanları onlardan daha fazla, kendilerinden daha fazla düşünerek biraz korumaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü burada hani çok kolay para kazanabilirim, hızlıdan köşeyi dönebilirim mantığıyla hareket edip burada çarpılabilirler. Tam Türkçe mealiyle konuşayım. Çarpılabilirler. Ben de istiyorum ki çarpılmasınlar da hiç olmazsa birazcık anlayarak aslında bu sizin orası kumar olarak göreceğiniz, oynayacağınız bir alan değil. Bu burası bak böyle işliyor. Bu alanlar çok tehlikeli, çok ciddi yüksek bir kaldıraç oranı var çünkü neticede. Hani siz burada kendinizi korumaya çalışın veyahut da bir bilenden, uzmandan destek alını anlatmaya çalışıyorum. Bu kısmı böyleydi ama dolar, döviz riski özellikle taşıyan firmaların ise kendini hece ederek koruyabilecekleri bir alan burası neticede. Onu da anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü nasıl olsa herkes burayı kullanacak, tıpkı borsa gibi. Evet. Şimdi biz işimize geri dönecek olursak şayet. Eli'den bahsediyorduk. Geldiği süreçten. Şimdi kaç yılında? 1995 mi? Yok. 95 2000. Yılında biz biraz önce bahsettim. Bayan çantası üretimiyle başladık. 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nde Çin'in üye olmasıyla ciddi bir ekonomik kriz geçirildi. O krizden de biz de nasibimi aldık. Biz o sektörü kapattık, tekstil piyasasına girdik. Çok hızlı büyüyen bir firmayız, 50 markasıyla. Şu anda diyebilirim ki hem tüm dünya ülkelerine ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Öyle mi? Evet. Ciddi anlamda bir marka, dışarıda bir marka değerimiz var. Peki hemen ben bunu daha önce yaşadığım için benzer bir şey sizin anlattıklarınızdan soruyorum. Mesela bazı firmalar, şimdi sizin firmanız iç pazarı kullanmıyor, dış pazarda, yani dünya sizin markanızı çok iyi tanıyor, biliyor ve belki bütün ülkelerde varsınız hemen hemen. Evet. Niçin iç pazarı kullanmıyorsunuz? Şimdi iç pazarı niçin kullanmıyoruz sorusu, geldiğimiz tüm laleli piyasası dediğimiz bir alanda faaliyet göstermeye başladık. Bu da dolaylı olarak dışarıdan gelen müşterilerin hep yabancı olması hasabıyla böyle bir gelişme süreci yaşandı. Ama ileriki zamanlarda biz aynı zamanda Türkiye'de iç piyasaya da hizmet vermeyi düşünüyoruz yakın Peki. zamanda. Çünkü kurguladığımız ve oluşturduğumuz iki fabrikayla da bu hizmeti verecek noktadayız. Aynen öyle. Dolayısıyla biz marka değerinde de Türkiye'de yakın zamanda bir AVM'lerde yer almayı projelerinde. Çünkü doğrusu da bu. Şimdi eğer sizin firmanızı, gerçi dışarıdakiler de bakıyordur, içerideki bilinirliğiniz de önemlidir neticede. Hani ben bir firmaysam, bir isimsem ve dışarıda biliniyorsam, onlar mutlaka dönüp içeride sizin kendi ülkenizdeki bilinirliğinize, marka bilincinize ve işte nerelerde olduğunuza da bakıyorlardır, ilgileniyorlardır diye düşünüyorum ki buralarda da olacağım diyorsunuz. Lale deyince aklıma hep şey geliyor. Eskiden biraz yurt dışına açılmanız da öyle mi oldu? Bavul ticareti. Zaten Lale'li halen aynı durum mevcut ama tabii biraz daha profesyonel, biraz daha aslında ciddi bir İş adamlarının yatırım yaptığı bir bölge. Bunu da devletimiz zaten belli bir alanlarda serbest bölge yaparak, yarı denetimli bir alan oluşturarak bunu sağlamış durumda. Hı hı. Yani şimdi eskiden gelip bavulla götürülen mekanizma bugün ihracat düzeyinde yürüyor.
Yatırımcı gelip burada ciddi anlamda siparişlerini veriyor. 2-3 ay, 4 ay siparişlerini verip öyle satış ağları oluşturmuş durumda. Dolayısıyla ciddi anlamda bir Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan bir piyasa. Piyasa. Piyasa yani dolayısıyla sanırım Türkiye'nin döviz girdilerinin çoğu bu piyasa, laleli piyasası dediğimiz piyasa üzerinden Doğru. Bir dönem öyleydi. giriş Hala öyle yapıyor. mi diyor merak Öyle ediyorum. öyle. Bir telefonumuz daha var Ali Bey. Yine hep beraber konuşalım. Telefon bağlantılarımı tamamlamam gerekiyor çünkü. Şimdi de İkon Menkul Değerleri uzanacağız. İkon Menkul Değerleri'nin kıdemli analisti Bertuğ Kocabıçak hattımızda. Bertuğ merhaba. Merhaba Demet Hanım. Teşekkürler. Sağ ol yayına katıldığın için. Piyasayı biraz da senden dinlemek istiyorum. Şimdi yine başka bir şirketin araştırma müdürüyle, uzmanıyla konuştuk. Sen de İkon Menkul Değerler'de çok önemli, kıdemli bir analistsin. Senin bütün raporlarını inceliyorum, okuyorum. Atlamadan, kaçırmadan. Sektörü, nabzını iyi tutuyorsun. Ama bana hap bilgi lazım. Ben yatırımcım şu anda beni izleyen kişilere hani böyle 3-4 dakikaya sığdıracak bize bir bilgi verebilir misin? Ne Tabii yapacaksın ki. bu hafta sen mesela? Şimdi haftaya sert hareketlerle başladı. Dolar lehine hareketlerle başladı Forex piyasası. Euro dolar, sterlin dolar da sert geri çekilmeler oldu. Bunun nedenine bakarsak Yunanistan gelişmeleri burada hakim olduğunu görüyoruz. Hatırlatmamız gerekirse Yunanistan'da parlamento feshedildi ve yeniden seçime gidecekler 25 Ocak'ta. Ve Sol Parti Syriza anketlere göre önde gidiyor, 3,1 puan önde. Bunun etkisi de hani Syriza liderinin Avrupa Birliği ve IMF'e olan borçların büyük kısmının silinmesini taahhüt ediyor. Bu da tabii gerginlik yaratıyor bölgede ve dolayısıyla Euro-Dolar'dan kaçış görünüyor. Euro aleyhine hareketler görüyoruz. 1.1880 Euro-Dolar'da önemli desteğimiz. O seviye altı fiyatlamaları olması durumunda geri çekilmeler biraz daha hız kazanabilir. Çünkü son 9 yılın en dip seviyeleri görüldü dün akşam açılışta. Euro dolar tarafı böyle. Diğer yandan iç piyasaya bakalım isterseniz. Dolar TL bazlı bakarsak iç piyasada bugün enflasyon verisi açıklandı TÜFE yurt içinden. %8,17 yıllık bazda %8,17'lik bir artış olduğu görüldü TÜFE'de. Evet. Bu açıklama açıkçası Merkez Bankası'nın bu ay sonundaki para piyasası kurulunda alacağı karar için elini güçlendiriyor. Çünkü enflasyon düştü. Dolayısıyla faiz indirimi beklentisi var Merkez Bankası'ndan. Bu konuda Merkez Bankası'nın elini biraz güçlendirdi diyebiliriz faizin düşmesi, enflasyonun düşmesi. 2.35-50 dolar TL'de teknik seviye olarak 2.35-50 önemli yukarıda. Onun altı kalıcılıklarda 2.32-50'ye kadar geri çekilme görebiliriz. Ancak 2.32-56 kalıcılık biraz daha geri çekilmeyi hızlandırabilir diyelim dolar TL tarafında. Diğer yandan bir de altına bakalım isterseniz. Altında baktığımız zaman 1.190 seviyelerinde fiyatlanıyor. 1.196 bizim kurum olarak takip ettiğimiz referans seviyemiz konumunda. 96 üzeri tutunma görürsek hafta içinde bir sonraki dirençleri izleyeceğimizi düşünüyoruz. O seviye üzerinde 1.196 üzerinde 1.207, 1.216 ve 1.222'ye kadar devam edebilir yukarı yönlü hareket. Ancak geri çekilmelerde de 84, 1.184 ve 1.174 desteklerini izleyeceğiz. Evet. Yani aslında özetle şöyle bir cümle toparlayalım mı? Yayın sürem çok daraldığı için söylüyorum Bertu. Net olarak anladık. Altına ve dolara dikkat etmeye devam edelim diyelim mi yatırımcıya? Aynen öyle. Dolar TL'de de Merkez Bankası kararını yakından takip edelim. Edeceğiz. Bu cumada önemli bir veri var, ona da dikkat edelim. ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi. O bayağı bir şekillendirecektir piyasayı diye düşünüyorum. Cuma günkü hareketlere de dikkat edelim. Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi bizim için çok önemli. Ben de diyorum ki Aynen öyle. yatırımcılara hiç olmazsa siz bilmiyorsanız bir bilene sorun. En azından araştırma raporlarını okuyun ya da sizin gibi analistlerden, uzmanlardan destek alsınlar diyelim. Kendilerini ancak böyle koruyabilirler diyelim. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya tekrar alacağım seni, yayına uzun konuşuruz. Sana Tamamdır. şimdilik iyi haftalar diliyorum. Sağ ol. İyi. Evet, teşekkürler. İkon Menkul Değerler Kıdemli Analisti Bertuğ Kocabıçak bizlerle birlikteydi. Dolardan korkuyoruz. Korkmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdi biz kendi işimize tekrar geri dönüyoruz. Geldiğiniz süreci ve noktayı değerlendiriyorduk. İhracat rakamlarınıza biraz bakıp bir esas bavul ticaretinin hala devam ettiğini söylüyorsunuz. Sizi de belki ilk önce yurt dışına taşıyan, ilk sizi dünyaya açan bu bavul ticareti miydi?
Tabii ki bahsettiğin gibi yani 95 yılından beri faaliyet gösteriyoruz Laleli piyasasında. Dediğiniz gibi o bavul ticaretle gelen sürecin artık bir ciddi ihracat boyutu, ciddi bir sektörün Türkiye'yi tabiri caizse ayakta duran bir sektör kurumuna gelmiş bulunuyor. Biraz önce analistlerimiz de söyledi. Rusya'da ihracatların birçoğu Rusya'ya yapılıyor. Hı hı. Rusya'da ciddi bir rublenin devüle olduğunu görüyoruz dolar karşısında. Bu da gerçekten Laleli piyasasını çok ciddi anlamda etkiliyor. Tabii. Burada işte hükümetimiz ve ilgili Rus yetkilileriyle de belki de rublenin Türkiye'de belli bir stabilize bir noktada tutulup Çin'den korkuyor musunuz? Çin zaten 2001 yılından beri kendini gösteriyor. Artık Çin'e karşı bir dayanıklık mı diyeyim? Artık hı-hı, sektörler buna karşı tecrübelendik. Tecrübelendik. Direnç hani ölmeyen öldürmez, ölmedikten sonra da herhalde güçlendirir söz var. Türkiye Çin'e, dünya Çin'e alışmış bulunmakta. Bizim yarattığımız hem marka düzeyinde hem üretim bazındaki ürünlerimiz bugün dünyada değer görmeye, marka değeri oluşturmaya devam ediyor. Türkiye bu noktada çok adım atmış ileri noktada ama yeterli değil. Desteklenmesi gerekiyor. İşte sektörün belli bir zamanlardaki sıkışmasını devletin müdahalesiyle bunu tekrardan tabiri caizse raya koyması gerektiğini düşünüyorum. Burada ilgililerin gerçekten Türkiye'yi işte mesleksiz dediğimiz mesleği olmayan insanların ilk geldiği alan bulduğu tekstili tekrardan ayağa kaldıracak direnç direnci göstermesi gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Bu vesileyle de özellikle Türkiye'ye gelen, ticaret için gelen diğer yatırımcıların da tüm kolaylıkların işte bakıyoruz gerçi birçok ülkeyle vize kaldırıldı ama devletin işte biliyoruz konaklamada, ulaşımda Çin ciddi destek veriyor. Ulaşımını, otel konaklamayı karşılıyor. Yani burada devletimizin de tabiri caizse buradan yine söyleyeceğim belki yabancı Rus müşteri ağır olacak Natasha görmekten çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hala öyle mi? Erkekler öyle görüyordur herhalde. Hayır. Demek ki bu... Reji de katılıyor. Hep beraber gülüyoruz sevgili izleyenler. Hayır yani gerçekten Türkiye'ye yatırım için gelen, Türkiye'ye tabiri caizse bavulla düğüz getiren bir değerlerin bu kadar önemsenmemesi açıkçası ben garipsiyorum. Evet. Bu doğru bir politika değildir. İşte biraz önce dediğim kişi yatırımcıyı çekmek için konaklama, ulaşım daha birçok desteklemelerden faydalandırıyor. Yeter ki gelsin bana düviz evet, bıraksın diyor. Ama bizim maalesef Türkiye buna farklı bakıyor. Bizim yaftalandırıyoruz. bizim başbakanımız diyor ki tekstile çaput diyor. Çaput. Yani benim ekmeğime çaput diyen bir zihniyeti doğru bulmuyorum. Peki avukatlık kimliğiniz devam ediyor mu bir yandan? Evet, Sultan Gazi'de 2014'te belediye başkan adayıydım. Daha önce Beyazıt'taydı ofisim. Bu vesileyle vatandaşların birebir dokunmak, sorunları dinlemek anlamında benim ofisim Sultan Gazi'ye taşıdım. Aynı zamanda hukuk avukat hizmeti de, avukatlık veriyorsun hizmeti de vermeye evet, devam ediyoruz. Peki son iki dakikamız. Doğal olarak biraz geç girdik yayına biliyorsunuz. Son olarak belediye başkan adayıydım dediniz. Bu cümleyi çekiyorum. Siyasi şimdi o kadar çok kimliğiniz varmış gibi görünüyor ki hepsine tek tek bakma şansım yok. Benim ilgilendiğim en önemli kısmı sektör bölümüydü. Yani iş adamı kimliğiniz doğal olarak. Yani yarattığınız istihdam, farklı bölgelere yaptığınız yatırımlar. Doğal olarak bir sürü evine ekmek götüren insan olarak görüyorum. Ben size her şeyden önemlisi avukat kimliğiniz vardır, devam ediyordur. Evet. Tamam okey. Bir yandan da belediye başkan adayı olarak karşımıza çıktınız. Sonra ne oldu? Ve ne yapıyorsunuz? Şu anda oradaki yaşamalarla devam ediyor mu? Seçim sonuçlarını Sultan Gazi'de belediye başkan adayıydım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ciddi oranda bir artış sağlamamıza rağmen belediye başkanlığı kazanamadık. Şu anda dediğin gibi işte bir ofisimle, hukuk buramla hizmet vermeye devam ediyoruz.
partimizi oturduğumuz ve konuşabildiğimiz her alanda temsil noktasında mücadele etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin hem biraz önce bahsettiğimiz sorunların gerçekten Orta Doğu'da bir Türkiye sadece belki dokunulmamışsa Cumhuriyet değerlerinin ve korunmasından eski değerlerimizin korumamızdan belki bu sonuç doğuruyor. Biz diyoruz ki daha fazla sorunlar yaratmadan gerçekten bir eşitlik temeli ilkesi doğrultusunda bir yönetim modelinin Türkiye'ye sirayet etmesini istiyoruz. Ötekileştiren değil birleştiren, ayrıştıran değil bütünleştiren bir yapı istiyoruz. İşte bu bütün alanlarımıza sirayet ediyoruz. Kimine şucu diyoruz, kimine bucu diyoruz ama biz hepimiz Türkiye'liyiz. Türkiye'nin değerlerini hem dışa pazarlayan hem de dıştan değer katan yeni oluşumlara zemin açılması gerektiğini düşünüyorum. Ben partim adına olarak siyasal kimliğimden dolayı partim ne görev verirse hizmet etmeye hazırım. Çünkü ben halktan ve partimin halkçı kelimesinden dolayı halkın huzuru ve umudu olmak için üstüme birey olarak ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Tabii şimdi inşallah başka bir yine Cem TV ailesi başta olmak üzere belki başka platformlarda da siyasi bir yayında bunları uzun uzun konuşursunuz. Ben tabii şimdi mesela belediye deyip ben oradan bütçeye girerim, o bütçeyi nereye harcıyorsunuz, ne yapıyorsunuz oralarına, o da insanlar şimdi zaten süremiz de bittiği için çok göremeyeceğim ama belediyeler bütçelerini çok doğru harcıyorlar mı kısmıyla ilgili bir yayın yapalım derim. Sonrasında belki sadece bunlara bakalım. Şu anda her belediyenin bir bütçesi var ve bu bütçenin, şimdi ben vatandaş olarak soruyorum, program yapmak kimliğimi vesaire her şeyi bir yana bırakıyorum. Ben kendi oturduğum bölgede belediyeme gidip de kardeşim senin ne kadar bütçen var ve sen bu parayı nereye harcıyorsun, ne yapıyorsun, nerelerde kullanıyorsun deme hakkım var mı? Artı bu bütçeyi kendi adıma fikir vermeye, ya bence şunu da yapmalısın ya da bunu yapmalısın çünkü aynı o bölgede yaşıyorum ve sen de bana hizmet için oradasın neticede ve seni ben seçiyorum. Bu hakkımı kullanabiliyor muyum gibi soruları da soracağım. Karşınızda da bir İzmirli olduğu için o yüzden de hani böyle sivrilikleri ve çıkışları da göz önünde bulundurması lazım. Belediye başkanlarının en azından adaylarının da tabii ki. Şimdi son söyleyeceğiniz bir şey var galiba ağzınıza kaldı laf. Şunu söylemek istiyorum. Biraz önce dediğiniz bizim sosyal demokrasi özümseyen belediyeler olarak sosyal belediyecilik tabelaları biliyorum ki şeffaf belediyecilik adı altında hem denetlenebilir hem hesap verebilirlik ilkesini baz alarak gidip denetlenebiliyor. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Ben gidip de dokunabiliyor muyum, fikir verebiliyor muyum dediniz. Evet. Gerçekten bu önemli. Bizim projelerimden birisi de sivil toplum örgütlerinin tüm bir çatı altında olduğu ve bir fikir platformu olarak burada kentsel ne adı altında bir şeyler yapılıyor. Hı hı. Kent konseyleri, kent konseyleri var. Ama ben istiyorum ki halkın birebir dokunduğu bir şeffaf belediyecilik olsun. Bütçelerden bahsettiniz. Ben Sultan Gazi açısından doğru bir bütçenin işte 280 milyonluk bir bütçenin doğru kullanılmadığına inanıyorum. Denetlenmeli. Ama dediğim gibi halkın temel alan, halk için çalışan bir mekanizmanın bölgeye sirayet etmesi için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet. İnşallah başka bir programda. Bunları uzun uzun konuşuruz, bütçeyi konuşuruz. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim katıldığınız. Bizi izleyenler, buradan şükranlarımı iletiyorum. Bize destek versinler. Biz siyasi olarak mücadeleye devam edeceğiz ama bu tek bireyin mücadelesiyle olmuyor. Bu kitlesel olarak oluyor. Mücadelede yılmasınlar diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Ali Acar konuğumdu. Titrin artık söylemiyorum çünkü kapanışı siyasetle yaptık. Ben de söz hakkı verdiğim için ve hedeflerini, hayallerini bir yayın öncesinde bir cümle dinlediğimiz için açıkçası burada bunları da söylemesini istedim. Ama bir yandan da tabii Eli grubunda yönetim kurulu başkanı kendisi. İş adamı kimliğiyle gelmişti karşıma ama birçok kimliği de olduğu için diğer kimliklerine çok kısa kısa bakma fırsatımız oldu diyelim. Cem Gönen info yatırım araştırmadan bize destek oldu. Forex'i konuştuk ve hafta boyunca ekonomik takvimimizde ne var? Nerelerden korkalım? Nerelere dikkat edelim? Bölümünü de Bertu Kocabıçak'la yaptık. İkon Menkul Değerler kıdemli analisti.
Tabii doğal olarak bana ailen sürenin de sonuna gelmiş olduk böylelikle. Bugün bol konuklu, bol telefonlu bir yayın geçti. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşünceye dek iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Mutlu günler, iyi haftalar.